Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda yine bir ay çalışması yapacağız, yarım ay çalışması. Daha önce bir yarım ay çalışması yapmıştım. Onu küçük bulan izleyicilerim vardı. Biraz daha hani büyüğünü yapmamı istemişlerdi. Ben de ondan daha büyük bir yarım ay çalıştım. Boyutu yaklaşık 10 santim civarında. Katon iplik kullandım. 2,5 numara tığla ördüm. İpinizin kalınlığına, tığınızın kalınlığına göre boyutları tabii ki değişecektir. Bir miktar da boncuk elyaf. Başka da herhangi bir şeye ihtiyaç yok zaten. Hadi hemen başlayalım. Bu arada şöyle de yakından da göstermek istiyorum. Bakın oldukça büyük. Avuç içi kadar. Tek parça öreceğiz. Ve etrafından birleştireceğiz. Şöyle koyayım bunu. Herhangi bir renk iplik alıyorum. Altı sık iğne ile başlıyorum. Sihirli halkamı yaptım. İçine 6 tane sık iğne dolduruyorum. 1 2 3 Şöyle biraz yaklaştıracağım kameramı. 4 5 6 Kapatıyorum. Spiral sıra öreceğim. Kapatmalı sıra örmeyeceğim. İkinci sırada her sık iğneye çift batarak toplamda 12 sık iğne yapacağım. 1 2 Bir sonrakine geçiyorum. 3 ve 4 Yanındakine geçiyorum. 5 ve 6 Bir sonraki 7 ve 8 Hep çift batıyorum. Diğerine batıyorum. 9 ve 10. Sonuncusu 11 ve 12. Şimdi ikinci sıram da tamamlandı. Üçüncü sırada bir tek bir çift yapacağım. 18 olana kadar, yani sıra başına kadar bunu devam ettireceğim. Bir tane tek yapıyorum. Yanındakine çift batıyorum. 3 sık iğnem oldu. İlmek belirleyici de takabilirsiniz. Bir tek bir çift yapıyorum. 6 Bir tek bir çift, 9, bir tek, bir çift, 12, bir tek, bir çift, 15 ve bir tek, bir çift, 18. Sıra sonuna da gelmiş bulunuyorum artık. İlmek belirleyicimize takalım. Şimdi 24 sık iğneye çıkacağım bu sırada. Sadece altıgen olmasını istemiyorum. O yüzden başlangıç sayılarıyla oynayacağım. Yani önce bir tek yapıyorum. Yanındakine çift batıyorum. Şimdi buradan sonra iki tek bir çift yapacağım. Ve bunu 5 kere tekrar edeceğim. Yani bir tek yanındakine battım. Bir tek daha. Bir tane çift. Üst üste gelmemesi için uğraşıyorum. Yani altıgenden ziyade yuvarlak olmasını istiyorum. Bu birinci iki tek bir çiftimizdi. Şimdi yine iki tek bir çift yapıyorum. Bu iki. İki tek yapıyorum. Bir çift yapıyorum. Bu üç. Beşe kadar devam ettireceğim bunu. İki tane tek yaptım. Bir tane çift yaptım. Dört. İki tek. Bir çift yapıyorum. 5. Bakın sonda ilmeğim kaldı. Bir tane. Onu da tek örüyorum. Ve bu sıramı tamamlıyorum. Şimdi 5. sırada 30 sık iğneye çıkmak istiyorum. Bunu normal artışında öreceğim. Yani 3 tek bir çift yapacağım. Herhangi bir kaydırma yapmayacağım. 1 2 3 Daha sonra dördüncüye bir tane çift. Artışlar üst üste gelmediği için altıgen olmayacak. 1 2 3 tane tek yaptıktan sonra bir tane çift yapıyorum. Sıra başına kadar bunu devam ettirelim. 3 tek bir çift. 3 tek bir çift.
Son kez yapalım. 1, 2, 3. Sonuncuya çift yaptım. Ve 30 sık iğneye ulaştım. Şimdi 36 sık iğne öreceğim burada. Bu sıramda. Yine altıgen olmaması için, yuvarlatmak için, artışlarının üst üste gelmemesi için önce 2 tane sık iğne yapıyorum. Tek sık iğne. Üçüncüye çift batıyorum. Daha sonra 1, 2, 3 ve 4 tane tek sık iğne yapıyorum. Beşinciye çift yapıyorum. Yani bir artırma. Ve bunu yine 5 kere tekrar edeceğim. 4 ör, 1 artırı. 5 kere öreceğim. İlkini ördük. 1, 2, 3, 4 örüyorum. Bir tane artırma. Bu 2 idi. 1, 2, 3, 4 örüyorum. Bir tane artırma yapıyorum. 3. 3 ve 4. Bir tane artırma yapıyorum. Bu dördüncüydü. 1, 2, 3, 4 örüyorum. Bir tane artırma yapıyorum. Bu beşinciydi. Sonda kalan 2 tane sık iğnemi tek sık iğne olarak örüyorum. Ve sıramı tamamlıyorum. Yani 4 ör bir artır yaptığımızda başta 2 ör bir artır yapmıştık. Sonda 2 ile beraber tamamladık. Başta 2 ör bir artır yaptık. Sonda geldik 2 örü yaptık. 4 ör bir artırı tamamlamış olduk. Şimdi bu sırayı tamamladıktan sonra burada 1 ör bir artır yapacağız. Ve bunu sıra boyunca devam ettireceğiz. 1 ör bir artır, 1 ör bir artır. Toplamda şimdi burası 36 sık iğneydi. 54 sık iğneye ulaşacağız. Yani bir tane tek örüyorum. Bir tane çift örüyorum. Yani bir örüyorum. Bir sonrakine artırma yapıyorum. Nasıl kabul ederseniz. Hemen bunu hızlıca örmeye çalışalım. Bir tane tek. Bir tane çift. Bir tane tek. Bir tane çift. Bunu sıra başına kadar devam ettireceğiz. Buradaki amacımız ayın şu volanlı kısmını örebilmek. Bir örüyorum. Bir artırıyorum. Bir örüyorum. Bir artırıyorum. Bir örüyorum. Bir artırıyorum. İlmek sayım 1'den 36'dan 54'e çıkıyor. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Bu sıralarda siz sayıları kendiniz de örebilirsiniz. Videoyu durdurup ileri sarabilirsiniz. Hızlandırabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Şimdi 54 sık iğneye ulaştık yeni sıramızda. Sıram tamamlandı. 1 ör 1 artırla 54'e ulaştım. Yeni sıramda 2 ör 1 artır yapacağım artık. Ve sıra başına kadar yine aynı şekilde tekrar edeceğim. 2 ör 1 artır, 2 ör 1 artır. Ve toplamda 72 sık iğneye ulaşacağım. 18-18 artıyor farkındaysanız. 1, 2. Üçüncüye çift batıyorum. 2 tane tek örüyorum. Üçüncüye çift batıyorum. Dediğim gibi videoyu burada ileriye alabilirsiniz. Başka bir şey anlatmayacağım. Sıraya başına kadar 2 ör 1 artır yapacağım. 90 sık iğneye kadar en son yani 90 sık iğneye kadar ulaşacağız. Şimdi 72'ye ulaşmam gerekiyor. Bunun bittikten sonra daha nasıl büyütebilirsiniz onu da anlatacağım. Bu boydan daha büyük bir ay nasıl elde edersiniz? Onun püf noktasını söyleyeceğim. Şimdi ben 2 örüp bir artırma yapıyorum ve 72 sık iğneye kadar devam ettiriyorum bunu.
Bakın volanlanmaya başladı zaten. Ve son kez 2 ör 1 artır yapıyorum ve 72 sık iğneye ulaşıyorum. Bu bizim ayımızı bakın böyle oluşturmaya başladı. Şimdi demin dediğim gibi en son sıram, yani 90 sık iğneye ulaşacağım sıramda da 3 ör 1 artır yapacağım. Yine sıra başına kadar bunu devam ettireceğim. 90 sık iğneye ulaşacağım. 2 3 bir tane artırma yapıyorum. 1 2 3 bir tane artırma yapıyorum. 3 ör bir artırı bu şekilde örüyorum. Büyüdükçe sayıları, artışları da büyüdükçe istediğimiz bu ay şeklini kendiliğinden veriyor zaten. Artı herhangi bir şey yapmıyorum. İçine tel falan koymuyorum. Kendiliğinden zaten kıvrılıyor. Bu sıradan sonra, yani burayı 3 ör bir artır yapıp 90'a ulaştırdıktan sonra bir sıra 90 sık iğne örmeniz gerekecek. Yani tüm sırayı sadece tek sık iğne ile bir tur atmanız gerekiyor. Volanları toparlanabilsin, şeklini alabilsin diye. Bu arada ben o püf noktasını da söylemek istiyorum. Bundan daha büyük bir ay örmek isterseniz, bu sıradan sonra 90 o sık iğneyi örmeyeceksiniz. Ve tekrar baştan başlayacaksınız. Yani bu bir ör bir artır yaptığımız sıra vardı ya, 36'dan 54'e geçtiğimiz. O şekilde bu 90 sık iğneye ulaştıktan sonra bir ör bir artır yapacaksınız. Ve sırayı o şekilde devam ettireceksiniz. İkinci sırada yine 2 ör bir artır. Üçüncü sırada 3 ör bir artır. O şekilde büyütmeniz gerekiyor. Ben 3 ör bir artırla başa kadar geliyorum. Ve bakın böyle volanlı bir parça elde etmiş oldum. Buradan sonra bir sıra boyunca 90 sık iğne öreceksiniz. Yani bir tur düz bir sıra öreceksiniz. Artırma eksiltme yapmadan. Daha sonra yapmanız gereken, artık hani sizi de sıkmak istemiyorum, herhangi bir yerinden, yani ipinizin nerede kaldı? Burada kaldı. İkiye bölüyorum. Yani katlıyorum. Bakın. Ve kapatmasını göstereceğim. Bakın kendiliğinden zaten oluşuyor ayımız. İçini de doldurdukça bu şekilde kıvrılıyor. İşte 90'ı da ördüğümüzü farz edelim. Sizi daha fazla oyalamak istemiyorum. Şimdi ipimi aldım. Tam orta noktası diye düşünüyorum. Hemen bakın. Bu yandaki ilmeğe batıyorum ve ipimin çıktığı yerdeki o arkadaki ilmeğe batıyorum. İkisini beraber alıyorum. Bir öndekinden bir arkadaki parçadan ala ala en başa kadar bunu böyle devam ettiriyorum. Ancak tabii ki arada biraz da yaptıktan sonra elyaf doldurmanız gerekiyor. Çünkü en sonda zorluk çıkabilir. Ve köşeyi tam olarak istediğiniz gibi dolduramayabilirsiniz. Bakın bir önden alıyorum. Bir arkadan. İki ilmeği de beraber alıyorum.
Ve bu şekilde oyuncağımı kapatıyorum. Ben yarıya kadar bir örüyorum. Daha sonra dolduruyorum köşesini. Bakın. Bu volanı veriyor zaten. Ayın o görüntüsünü. Şimdi şöyle. Her zaman küçük küçük doldurmakta fayda var. Köşeye doğru dolduruyorum önce. Şöyle. Ve bunu başa kadar kapatıyorum. Başka da herhangi bir işlem yapmıyorum. Dediğim gibi ara ara elyaf doldurarak en başa kadar gelmeniz gerekiyor. Merak etmeyin, birbirine denk gelecek. Çünkü ortadan ikiye böldüğümüz için bu şekilde örerek kapatıyorum. Şöyle tekrar elyaf dolduralım. Ve böylece tamamlamış oluyorum. Bu hale getirmiş oluyorum. Bu video benim için şimdilik tamamlandı. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kolay gelsin.